Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeyler... Ananerbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, bulmalara ve telgraf bildirim sesleriyle. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar gibi Igor Diatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygun ara insanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyor. Güç, ihtişam, zorbalık ve dünya sahnesindeki en karmaşık figürlerden biri. Onun hayatı ve liderliği modern tarih boyunca en tartışmalı ve etkileyici hikayelerden biridir. Saddam Hüseyin kendi halkına hükmetmek ve bölgesel güç dengelerini sarsmak için acımasız yöntemlere başvuran bir liderdi. Ancak aynı zamanda dünya sahnesindeki en güçlü liderlerle karşı karşıya geldi ve uluslararası ilişkileri kökten değiştirdi. Bu çalışmamızda Saddam Hüseyin'in yükselişinden düşüşüne kadar olan trajik ve etkileyici hikayesini anlatacağız. Ancak önce onun dünyayı nasıl etkilediğini ve insanlık için ne anlama geldiğini anlamamız gerekiyor. Bu yolculuğa hazır mısınız? Diktatör olarak tanımlanan insanların ortak bir özelliği vardır. Acımasızlıklarının yanında oldukça karmaşık bir karakter yapısı ve bunun doğurduğu öngörülemezlik. Onlarla ilgili düşünceleri ise keskin bir şekilde ikiye bölünmüştür. Bir kısmı ona hayranlık, diğer kısmı nefret ve tiksinti duyar. Yani bir diktatöre tamamen kayıtsız kalmak pek kolay değildir. Bu isimler arasındaki belki de en ilginç olanlarından biri, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'dir. Tarihçiler ona 20. yüzyılın en tartışmalı isimlerinden biri derler. Şiiler ve Kürtler ondan nefret ediyor ve korkuyor, Sünniler ve Sufiler ise onu çok seviyorlardı. 20. yüzyılın 70'li yıllarında Irak'taki en popüler isimdi. İktidara gelmesiyle birlikte başta petrol olmak üzere Irak'ın bütün zenginliklerini millileştirdi. Petrol ihracatından yüksek gelirler elde edildi. Iraklıların çoğuna fayda sağlayacak değişiklikler yapmaya başladı. Eğitim, sağlık, hastane ve tıbbi klinikler inşa etmeye odaklandı. Birkaç yıl içinde bütün meslekleri kadınlara açtı. Saddam bir iç güvenlik örgütü kurma planlarında o kadar temkinliydi ki sıradan bir Iraklı ufukta nasıl bir güvenlik kabusu olduğu hakkında hiçbir fikre sahip değildi. Irak halkının yaşam standartları hızla yükseldi. Onu Batı'nın gözünde şeytanlaştıran şey ise Kuveyt'i işgal etmesi oldu. Ancak o zamana kadar uzun ve acımasız bir yaşam ve iktidar yolundan geçmişti. Saddam Hüseyin 28 Nisan 1937'de Irak'ın kuzeyindeki Tikrit şehrine 13 kilometre mesafede bulunan El Avca köyünde dünyaya geldi. Sünni Arap El Bunasıl aşiretine mensup fakir bir ailenin çocuğuydu. Gerçek doğum tarihinin 1 Temmuz 1939 olduğuna dair bazı belgeler var. İddiaya göre Saddam'ın doğum tarihi kendisinden yaşça büyük bir kadınla evlendiği için büyütülmüştür. Çünkü bu o zamanın Arap törelerine aykırıydı. Topraksız bir köylü olan babası Hüseyin El-Mecid, çocuğun doğumundan önce ölmüştü. Bu nedenle de annesi Sabaha Tulfah El-Mussalat, kayınbiraderiyle evlenmişti. Çocuğa Saddam, yani karşı koyan, direnen ismini veren de annesidir. Bunun muhtemel nedeni çocuğuna hamileyken onu aldırmak istemesi, ancak bunu bir türlü başaramamasıydı.
Kadın büyük oğlunun ölümü nedeniyle ağır bir depresyon geçirmiş ve karnındaki bebeği doğurmak istememişti. Saddam'ın çocukluğunun köy dönemi yoksulluk içinde geçmiştir. Bu dönemle ilgili fazla bilgiye sahip değiliz. Elimizdekiler de birbiriyle çelişmektedir. Bilinen o ki Saddam ve annesi 1941 yılında Tikrit yakınlarındaki El Şaviş köyünde Sabahan'ın evlendiği gencin amcasının evinde yaşamışlardır. O dönem Iraklı köylüler yoksulluk içindelerdi. Bulaşıcı hastalıkların ve çocuk ölümlerinin oranı çok yüksekti. El Şaviş köyünde asfalt bile yoktu. Üstelik üvey babası Hasan da çocuğa çok kötü davranıyor, onu katrana buladığı sopayla dövüyordu. Zalim adam çocuğun eğitim almasına da izin vermedi ve onu hırsızlığa zorladı. Bu nedenle Saddam küçükken hapse girdi. Köydeki hayatı katlanılır gibi değildi. Arap köylerindeki insanlar cahil ve kaba insanlardı. Şiddet en sıradan şeydi. Bazen insanlar, bazen de kabileler arasında çatışmalar çıkıyor, yaralananlar ve ölenler oluyordu. Babasız ve kimsesiz olduğundan onunla alay ediliyor, sık sık saldırıya uğruyordu. Saddam'ın hayata karşı ilk direnişinin, kavgacılığının, şiddet eğiliminin ortaya çıktığı dönemler bu dönemlerdir. Yaşadıkları ona sadece kendine güvenerek her şeyi yumruğuyla halledebileceğini öğretmişti. Ona en yakın olan canlı biricik atıydı. Onun öldüğü gün Saddam'ın hayatındaki en zor günlerden biriydi. Yaşadığı acıdan Saddam'ın sağ kolu bir hafta boyunca felçli kaldı. Bir dönem ailesine destek olmak için Musul'dan Bağdat'a giderken Tikrit'ten geçen bir trende karpuz sattı. 1947 yılında yani Saddam 10 yaşındayken Tikrit'e, dayısının yanına yerleşti. Bir kaynağa göre annesi ona bakamayacağını anlayınca erkek kardeşine yollamıştır. Başka bir kaynağa göre ise Hayrallah Tulfah aynı nedenle onu kız kardeşinden almıştır. Üçüncü bir kaynak ise Saddam'ın eğitim almak için evden kaçtığı yönündedir. Annesinin yeni kocasından birkaç kız ve erkek kardeşi oldu. Saddam onlarla iyi ilişkilerini son dönemlerine kadar sürdürdü. Annesi de vefat ettiği 1982 yılına dek Bağdat'ta yaşadı. Saddam'ın dayısı eski bir subaydı ve İngiliz karşıtı bir Arap milliyetçisiydi. Hatta bir dönem İngiliz karşıtı bir ayaklanmaya karıştığı için 5 yıl hapis yatmış ve ordudan dağıtılmıştı. Hapisten çıktıktan sonra okul müdürlüğü yapmaya başladı. Tulfah Saddam'ı okula gönderdi. Bu adam Saddam'ın akrabaları arasında en eğitimli ve yetkili kişiydi. Onun Irak'ın gelecekteki hükümdarının görüşlerinin oluşmasında büyük etkisi olmuştur. Saddam'ın Pan-Arap milliyetçisi olmasının ve sonunda milliyetçi Baas Partisi'ne katılmasının nedeni de dayısıdır. Saddam'ın ilk karısı Sacide, dayısının kızıydı. Birçok fotoğrafta yanında gördüğümüz Irak Savunma Bakanı Adnan Hayrallah da dayısının oğluydu. Anlatılanlara göre Tikrit'e gittiğinde yanında her zaman bir hançer veya bir tabanca taşıyordu. İkisini de kullanmaktan hiçbir zaman çekinmedi. Bir keresinde kendisini gasp etmeye çalışanlara ateş etti. Birini yaraladı. Bunu bu şekilde biyografisinde de anlatır. "Gerçek şu ki," diye yazıyordu, "güç sendeyse lider sensin. Onlar benden korktular çünkü silahlıydım ve onu kullanmaktan çekinmiyordum." Bir gün çok kızdığı öğretmenini dahi öldürmeye kalkıştı ama onun yerine kardeşini ayağından vurdu. 22 yaşındaysa ilk cinayetini işledi. Dayısının teşvikiyle öz kuzenini öldürdü. Sebebi komünist olmasıydı. Kurbanın korkmuş ailesi konuyu aile içinde örtbas etti. Yıllar sonra Saddam iktidardayken suçunu itiraf edecek ve aileye kan parasını ödediğini söyleyecekti. Saddam dayısının yanındayken eve gelip giden Ahmet Hasan Elbekir ile tanışmıştı. Bu adam gelecekte Irak Cumhurbaşkanı ve Saddam'ın siyasi yaşamında en yakın adamlarından biri olacaktı. Saddam Tikrit'te okula başladığında tamamen eğitimsizdi. Okuma yazma öğreniminde bile çok zorlanıyordu. Ancak dayısının teşvikiyle okumaya devam etti.
1955 yılında Saddam'ın ortaokulu bitirmesinden sonra amcasıyla birlikte Bağdat'a taşındı ve burada bir liseye kabul edildi. O dönemler Irak'taki siyasi ortam çok gergindi. Protesto faaliyetleri yükselişe geçmişti. Nuri El Said, yani Nuri Said Paşa bir Osmanlı subayıydı. Birinci Dünya Savaşı'nda Birleşik Krallık'a karşı savaşan cephede yer alan bu adam, daha sonra Osmanlı karşıtı Arap isyanlarına katıldı. Bukhara'da onu Arap ayaklanmasının elebaşlarından biri, Arabistanlı Lawrence olarak bilinen Thomas Edward Lawrence'la birlikte görüyorsunuz. Irak'ta milliyetçi hareketin yükselmesine neden olan isim Nuri El Said'in ta kendisidir. 1921'de tamamen İngiliz denetiminde olan Irak'ta hamileri onu kral yaptı. Hayatı boyunca hiç bırakmadığı İngiliz yandaşlığı 1950'lerde Mısır'ın devrimci milliyetçi başbakanı Cemal Abdülnasır'ın Araplar nezdindeki popülaritesinin artmasına neden oldu. Bu adam daha başından beri İsrail karşıtı bir tutum sergiliyordu. Ülkesini askeri ve ekonomik yönden güçlendirmek ve Batı etkisinden kurtarmak için çalışıyordu. Bu amaçla asırlardır proje halinde duran Asvan Barajı'nın çalışmalarına başlamanın yanı sıra İsrail'e karşı Sovyetler Birliği'nden silah satın almaya başladı. Ancak özellikle barajı bitirebilmek için çok daha fazla finansmana ihtiyacı vardı. ABD ve İngiltere'den kredi almayı denedi ancak Sovyetlere yaklaştığından dolayı her ikisi de kredi vermeyi reddetti. O zamana kadar Süveyş Kanalı batılı şirketlerin yönetimindeydi. Batı bu kanalı Körfez ülkelerinden petrol taşımak için kullanıyordu. Abdülnasır bu kanalın kamulaştırılması için ilk adımını attığında büyük bir kriz çıktı. Diplomatik anlaşmazlıklar savaşa neden oldu. İsrail Mısır'a saldırdı. Bütün bunlar, özellikle de Süveyş kanalı krizi, İngiliz yanlısı Kral 1. Faysal'a, yani Nuri El Said'e karşı milliyetçi protestoları tetikledi. 1956 sonbaharında bu protestocuların arasında genç Saddam da vardı. Politikaya büyük ilgi duymaya başlayan Saddam Hüseyin, 1957 yılında Milliyetçi Baas Partisi'ne üye oldu. O zamanlar bu hareket Irak'ta pek bilinmiyordu. Parti 1947 yılında Suriye'de kurulmuştu ve amacı Arapları kabilecilikten kurtararak çağdaş ve pan-Arabist sosyalizm kurmaktı. İsmi olan Baas da Arap Sosyalizminin Diriliş Partisi'nin kısaltmasıydı. Partinin sloganı birlik, bağımsızlık ve sosyalizmdi. Nihai amacı ise Atlantik Okyanusu'ndan İran Körfezi'ne dek dünyanın bütün Araplarını tek bir devlette birleştirmekti. Baasçılık daha sonra diğer Arap ülkelerine de yayılmaya başladı. 1955 yılına gelindiğinde Baas Partisi'nin Irak'taki üye sayısı 300'den fazla değildi. Arap toplumuna asırlardır kök salmış eşitsizlik, hareketin yayılmasına engel oluyordu. Saddam siyasi yaşamının başlarında tam bir saha insanıydı. Partinin teorik yönüyle neredeyse hiç ilgilenmeyen genç adam, hemen sahada arkadaşları ve tanıdıkları arasında ajitasyona başladı. Kısa süre sonra Saddam'ın topladığı bir grup, Bağdat'ın El-Karh semtinde Baas'ın siyasi muhaliflerini darp etti. Toplum tabanında yürüttüğü bu faaliyetlerinin aksine Saddam ünlenmekten uzak duruyordu. Hatta bir arkadaşının anlattığına göre ona gelecekte ne olmak istediği sorulduğunda her zaman aynı cevabı veriyordu. Bir jip, bir tüfek, bir de dürbün. Bütün hayalleri bundan ibaretti. Belli ki bu onun siyasete girmeden önceki fikirleriydi. Ancak aktif politik faaliyetlerini sürdürürken de bir hayalet gibiydi. Temmuz 1958'de Irak monarşisi General Abdülkerim Kasım tarafından devrildi. Bu adamın milliyetçi söylemleri de olduğundan Baas tarafından desteklendi. Ancak Baas ideologlarının aksine Kasım, Birleşik Arap Cumhuriyeti'ne Suriye ve Mısır'ın bir parçası olarak ve Nasır'ın önderliğinde katılma fikrini desteklemedi. General Nasır'ı kendisine sadece bir rakip olarak görüyordu ve onunla birleşirse gücünün zayıflayacağını düşünüyordu. Yeni kurulan Irak Cumhuriyeti'nde Baasçılar ve Arap Birliği yandaşlarına karşı baskılar başladı. Birçok Baasçıyla birlikte Saddam da tutuklandı. Tikrit'te bir yetkiliyi öldürmekle suçlanıyordu. Ancak delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.
7 Ekim 1959 akşamı Bağdat'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan gelirken Abdülkerim Kasım'ın arabasına ateş açıldı. Kasım yaralandı. Suikast girişiminin ardından yetkililer Boğazçılara karşı geniş çaplı bir av başlattılar ve bu halk arasında popülerlik kazanmasına rağmen partinin Irak'taki şubesinin faaliyetlerini ciddi bir şekilde karmaşık hale getirdi. Hapishaneden yeni çıkmış olan Saddam Hüseyin o gün parti liderliğinden saldırganları koruma görevi aldı. Ancak operasyonun planını ihlal eden ve uygulanmasını tehlikeye atan ilk kurşunu kendisi attı. Çıkan çatışmada saldırganlardan biri generalin korumaları tarafından öldürüldü. Saddam iş arkadaşlarından birinin kazara kurşunuyla vuruldu. Ancak kaçmayı başardı. Hayatının bu bölümü iktidarı döneminde çok fazla abartılarak bir destan şeklinde anlatılmaya başlandı ve bu resmi versiyona dönüştü. Buna göre kaval kemiğinden yaralanan Saddam 4 gece atla gitmeye devam etmiş, ardından bacağına saplanan kurşunu bıçağıyla çıkarmış, yıldızların altında fırtınalı Dicle Nehri'ni yüzerek geçmiş ve saklanacağı yer olan köyü El Avca'ya ulaşmıştı. 1959 sonbaharından itibaren Saddam'ın siyasi mülteci olduğu dönem başladı. Artık Suriye'deydi ve gelir gelmez Baas Partisi yetkilileri tarafından büyük bir sıcaklıkla karşılandı. Hatta bizzat partinin kurucu lideri Michel Eflak tarafından ağırlandı. Şubat 1960'ta Mısır'a gitti ve Kahire Üniversitesi'nde hukuk fakültesine kabul edildi. Mısır'da Saddam Hüseyin Kahire merkezli siyasi hayata geri döndü. Kasım'a yönelik suikast girişiminde de yer alan arkadaşı Abdülkerim el-Şeyhli ile birlikte yerel Baas hücresinin bir üyesi oldu ve ardından Mısır Bölgesel Komutanlığı'na atandı. Baasçı bir siyasi göçmen olan Saddam, Mısır hükümetinde burs aldı. Ancak burada da yetkililer tarafından biraz şüpheli bulunuyordu. Hatta bir ara tutuklandı ve bir süre hapiste kaldı. Mısır dönemi boyunca Saddam, hayranı olduğu Abdülnasır'ı dikkatle inceledi. 8 Şubat 1963'te Irak Devlet Başkanı Abdülkerim Kasım ordu tarafından devrildi ve öldürüldü. Aynı yılın Mart ayında Saddam Hüseyin ana vatanına dönmeye karar verdi. Bağdat'a dönerken Şam'da Michel Eflak tarafından tekrar karşılandı. Eflak ona partinin Irak şubesi için bazı talimatlar verdi. Saddam'ın yurt dışında olduğu süre boyunca 63 darbesinin arkasından başlayan komünist avı, onun uzaktan akrabası ve dayısının da arkadaşı olan Tuğgeneral Ahmet Hasan Elbekir ve Baas Partisi'nin de katılımıyla gerçekleşti. 1959'da Elbekir, Kasım rejimi tarafından hapse atılmış, burada partiye katılmış ve yeraltı faaliyetleri yürütmeye başlamıştı. Darbecilerin başarısından sonra Baas'ın askeri kanadının lideri olarak Irak Cumhuriyeti Başbakanı görevini aldı. O dönemler Saddam'ın Irak Baas'ında önemli bir etkisi yoktu. Çünkü yurt dışındayken ana vatanında müttefik edilme fırsatı olmamıştı. Partinin köylü işlerinden sorumlu merkez bürosunun bir üyesi olarak önemsiz bir konum elde ettikten sonra ülke çapında serbestçe dolaşabildi ve kırsal kesimde dahil olmak üzere yerel nüfusu partiye çekmeye başladı. Saddam partinin güç aygıtıyla da ilgilendi. Ulusal muhafızların bir görevlisi olarak Iraklı komünistlerin tutulduğu toplama kamplarını ziyaret etti ve bizzat işkencelere katıldı. Saddam bu süre boyunca Suriye'deki parti merkeziyle iletişimini sürdürdü. Hatta iki defa Michel Eflak'la görüştü. Eflak ona partinin sol fraksiyonunun faaliyetlerini onaylamadığını söyledi. Mayıs 1963'te Şam'daki bir parti toplantısında Saddam Hüseyin bu grubu sert bir şekilde eleştirdi. Parti içinde bölünmeler başladı ve bu 1963'te zirveye ulaştı. 11 Kasım'da yapılan olağanüstü toplantıda sol hizip parti saflarından ihraç edildi. Liderleri ise sınır dışı edildi. Saddam Hüseyin bir grup silahlı arkadaşıyla birlikte genel sekreteri bizzat tutukladı. Ulusal muhafız müfrezeleri de dahil olmak üzere El Saadi'nin destekçileri Bağdat'ta sokak şiddeti başlattı. Bu koşullar altında Michel Eflak bir grup Suriyeli parti görevlisiyle birlikte Irak'a geldi ve burada sağ kanat temsilcilerini partiden ihraç etmeye karar verdi. Parti fiili olarak çökmüş oldu ve bütün güç General Aref'e geçti. Aref Hasan Elbekir'i tutukladı ve kendisine sadık askeri birlikler kurmaya başladı.
Arananlar listesinde Saddam da vardı ve bu nedenle tekrar yeraltına çekilmek zorunda kaldı. Nisan 1964'te Şam'da yaptığı bir konuşması sırasında partinin bölünmesini eleştirdi. Saddam görüşmenin sona ermesinin ardından Baas Partisi'nin Irak Bölge Komutanlığı'nın geçici yönetimine alındı. Bu sıfatla Irak'a geldikten sonra aktif olarak yeraltı işleriyle uğraştı. Çalışmaları temel olarak köylü hareketinin liderliğinden, sadık ordu subaylarıyla temasların kurulmasından ve propaganda faaliyetlerinden oluşuyordu. Saddam bu dönemlerinde Aref'e suikast düzenledi, ancak girişim başarısız oldu. Ekim 1964'te tutuklandı ve tutuklanması sırasında silahlı direniş gösterdiği için hapse atıldı. Sonuç olarak Saddam Hüseyin mahkumlar arasında siyasi ajitasyonu sürdürdü ve okumaya çok zaman ayırdı. Hapisteyken Saddam, karısı Sacide'nin yardımıyla Hasan Elbekir'le yazışmaya devam etti. Bu döneminde Hasan Elbekir'in tam güvenini kazandı ve 1964'ten itibaren Baas Partisi'nin Irak Şubesi Genel Sekreter Yardımcısı oldu. Şubat 1966'da Salah Cedid liderliğindeki Baas Partisi'nden sol unsurlar Suriye'de iktidara geldi. Saddam Hüseyin partiyi Irak'ta bağımsız bir politika izlemeye çağırdı. Temmuz 1966'da parti üyeleri refakatçilere rüşvet vererek Saddam'ın kaçışını organize etti. Böylece tekrar propaganda çalışmalarına başladı. Irak'taki siyasi durum hızla değişiyordu. Nisan 1966'da Başkan Abdelsalam Aref bir uçak kazasında öldü. Onun yerine ne destekçisi ne de karizması olan kardeşi Abdulrahman Aref getirildi. Uzlaşmacı bir politika izlemeye çalışarak Baasçılara yönelik zulmü hafifletti ve onlarla müzakerelere girdi. Ancak parti askeri rejimi devirmek için güç toplamaya devam ediyordu. Ülkedeki durum Arap devletlerinin 1967 yazında 6 gün savaşında yenilgiye uğramasıyla keskin bir şekilde kötüleşti. Yetkililerin beceriksizliğini ve yolsuzluklarını sert bir şekilde eleştiren Baas, yıl sonundan beridir miting ve grev düzenliyordu. Parti 1968 yılı başında subay camiasıyla temaslar kurdu ve Nisan ayında emekli askeri personelle birlikte Başbakan Tahir Yahya'nın istifasını talep etti. Ordu yeni hükümetteki pozisyonlar karşılığında Aref'in devrilmesini desteklemeyi kabul etti. Darbenin liderliğini askeri istihbarat şefi Albay Abdelrezzak El Naif, Cumhuriyet Muhafızları Komutanı, Aref rejiminin destekçisi İbrahim Abdelrahman Davut, Muhafız Zırhlı Tugay Komutanı Sadoğun Gaydan ve Bağdat Garnizonu'nun şefi Hammad Şihab üstlendi. 17 Temmuz gecesi Hava Kuvvetleri Generali El Tikriti, Abdelrahman Aref'e artık Cumhurbaşkanı olmadığını, gücün Baaz'a ait olduğunu bildirdi. Ordudan destek almaya çalışan Aref, Londra'ya kaçtığı için reddedildi. Irak radyosu, Baaz'ın cahillerden, kar peşinde koşanlardan, hırsızlardan, casuslardan ve siyonistlerden oluşan bir zümre tarafından yönetilen yozlaşmış ve zayıf iktidar devletini halkın ellerine ulaştıracağını duyurdu. Irak basınında çıkan haberlere göre Saddam Hüseyin, bir tankın içinde Aref'in sarayına ilk saldıranlardandı. 17 Temmuz devrimi olarak bilinen olay, 1963 darbesi gibi ordu tarafından gerçekleştirilmiş ve Baaz Partisi ile birlikte ülke çapında ayaklanma yoluyla taşınmamıştır. Aref'in devrilmesi sonucu Baazçılar, en önemli roller olan Başbakanlık, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı gibi mevkilere erişemediler. Devrim Komuta Konseyi veya Bakanlar Kabininde güçlü bir çoğunluğa sahip değillerdi. Partinin üye sayısı hala düşüktü ve 1968'de sadece 2500'dü. Bu nedenle parti yöneticileri Naif ve Davud'un görevlerine son verme kararı aldı. 29 Temmuz 1968'de Savunma Bakanı Davud, Ürdün'de istifa etti. Saddam Hüseyin, 30 Temmuz'da bir akşam yemeğinde Başbakan El Naif'i görevden aldığını ve ardından ülkeyi terk etmeyi teklif ettiğini duyurdu. Ancak Naif, Fas'a büyükelçi olarak gönderildi. Saddam Hüseyin, eski başbakana uçağa kadar bizzat eşlik etti. Aynı gün Elbekir, yeni bir komplonun ortaya çıktığını duyurdu. Eski bakanların destekçileri hükümet organlarından uzaklaştırıldı.
Ahmet Hasan Elbekir ordunun başına geçti ve başkomutanlığı üstlendi. Parti Irak'ta tam güç kazandı. İktidar mücadelesi tamamlandıktan sonra Saddam Hüseyin partinin başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Aslında parti hiyerarşisinde ikinci kişi Cumhurbaşkanı'nın en yakın müttefikiydi. Saddam Hüseyin Ocak 1969'dan bu yana Irak Cumhuriyeti'nin başkan yardımcısıydı. Ancak daha büyük bir güç hırsı vardı. Bunun için dikkatli ve basiretli davranmayı tercih etti. Saddam'ın Devrim Komuta Konseyi Başkan Yardımcısı olarak atanması, parti liderliğindeki yeni Savunma Bakanı, Hava Kuvvetleri Generali Hardan el-Tikriti ve İçişleri Bakanı tarafından temsil edilen askeri hizibi dengeledi. Onları iktidar mücadelesinde rakip olarak gören Saddam, doğrudan yüzleşmekten kaçındı ve onlara sadakatini gösterdi. Ve aslında onları Elbekir'le karşı karşıya getirdi. Kasım 1969'da Saddam Hüseyin entrikalarıyla el-Tikriti ve Ammaş'ı başbakan yardımcılığı görevlerinden aldı ve bu onları kabine toplantılarına başkanlık etme fırsatından mahrum bıraktı. Nisan 1970'te her ikisi de bakanlık görevlerini kaybettiler ve Irak'ın başkan yardımcılığı görevlerini üstlendiler. 1970 sonbaharında komşu Ürdün'de kraliyet yetkilileriyle Filistinli mülteciler arasındaki çatışmanın neden olduğu ciddi bir siyasi kriz patlak verdi. Bu olay nesnel olarak bunu yapma fırsatı olmamasına rağmen Filistinlilere yardım etme konusunda isteksiz olmakla suçlanan General el-Tikriti'nin nihai olarak görevden alınması için bir bahane olarak kullanıldı. Askeri grup yok edildi ve ordu ve parti liderliği Elbekir ve Hüseyin'e sadık unsurların kontrolü altına alındı. Personel politikasında tercih, Saddam Hüseyin'in Tikritli hemşerileri de dahil olmak üzere Sünnilere verildi. Saddam Hüseyin, başkan yardımcısı olarak yalnızca parti organizasyonel çalışmalarına katılmakla kalmadı, aynı zamanda parti devlet güvenlik aygıtını da yönetti. Onun denetiminde ulusal istihbarat servislerinin bir parçası olarak faaliyet gösteren Irak Ulusal Güvenlik Müdürlüğü, muhaberat ve genel güvenliğin yanı sıra parti milisleri olarak da bilinen Halk Ordusu ve Silahlı Kuvvetler'de Parti Komiserleri Kurumu bulunuyordu. Irak'ta küçük bir sosyal tabanı olan Sünni Azınlık Partisi Baas iktidara geldikten sonra büyük baskılar başladı. Rejim casuslukla suçlanan kişilere yönelik ölüm cezaları ve uzun hapis cezaları uygulayan bir devrim mahkemesi kurarak cezayı kovuşturmayı yargısız infazlarla birleştirdi. İsrail casusu oldukları iddia edilen 14 Yahudi 1969'da herkesin gözü önünde asıldı. Saddam Hüseyin Şii muhalefeti ve Irak Komünist Partisi'ni sürekli olarak tasfiye etti. Irak muhalefeti daha sonra Hüseyin'i işkence ve infazlara bizzat katılmakla suçladı. Eylül 1968'de Irak'ta bir Masonik grubun keşfedildiği iddiası bu dönemi başlatan olaylardan biriydi. Saddam, casuslar, yabancı ajanlar ve halk düşmanlarıyla mücadele etmek için ölüm cezaları ve uzun hapis cezaları uyguladı. Saddam Hüseyin askeri hizipla başa çıktıktan sonra rakiplerini siyasi sahadan uzaklaştırmaya devam etti. Eylül 1971'de deneyimli bir organizatör ve önde gelen parti lideri olan eski dostu Abdülkerim el-Şeyhli Dışişleri Bakanlığı görevinden alındı. 8 Ağustos 1971'de 22 Baas Partisi üyesi ve eski bakan idam cezasına çarptırıldı. 30 Haziran 1973'te başka bir darbe girişimi başarısız oldu. Bu seferki girişim Hüseyin'in en yakın işbirlikçisi olan Milli Güvenlik Dairesi Başkanı Nedim Kazzar liderliğindeki bir grup tarafından gerçekleştirildi. Kazzar kısa süre sonra komplocularla birlikte idam edildi. Bu durum Saddam'ın devlet güvenliği alanındaki sadakatsiz unsurları temizlemesine ve aynı zamanda komplo suçlamasıyla Temmuz 1973'te hapse atılan önde gelen parti teorisyeni Abdülhalik el-Samarra'yı görevden almasına izin verdi. 1973 yazında Saddam Hüseyin nihayet Irak'taki en güçlü ikinci kişi olduğunu kanıtladı. Ordu, istihbarat servisleri ve devlet aygıtı sadık destekçilerin kontrolü altındaydı.
Ahmet Hasan Elbekir kararlarını parti içindeki milletvekilleriyle danışarak aldı ve giderek daha fazla yetkiyi Saddam'a devretti. Cumhurbaşkanının sağlığı da gittikçe kötüleşiyordu. Bu süre zarfında Saddam Hüseyin kamuoyu önünde Cumhurbaşkanına tamamen sadık ve mütevazı bir resmi görevli imajını sürdürdü. Yevgeni Primakov'a göre hem Sovyetler Birliği hem de ABD, geleceğin parlak lideri olan Saddam'a güveniyorlardı. ...1969'da Saddam, Bağdat'ın Müntasiriye Üniversitesi'nden hukuk diploması aldı. 1971-1978 yılları arasında ara vererek Bağdat'taki Harp Okulu'nda eğitimini tamamladı. Yeğeni yavaş yavaş iktidara yükselirken dayısı Hayrallah, Bağdat Belediye Başkanı oldu ve konumunu servet biriktirmek için kullandı. Açgözlü ve istismarcı bir adam olarak yolsuzlukta o kadar vicdansız bir boyuta ulaştı ki, sonunda Saddam kayınpederini görevden almak zorunda kaldı. Hayrallah Tulfah 1993 yılında vefat etti. Petrol ihracatından elde edilen büyük gelirler, ekonomik ve sosyal reformların gerçekleştirilmesini sağladı. Saddam Hüseyin liderliğinde güçlü bir ekonomi, güçlü bir ordu, güçlü bir liderlik amacıyla reformlar planlandı. Özel sektörün gelişimini teşvik ederek sosyalist ekonominin eksikliklerini gidermeye çalıştı. Girişimcilere teşvikler verildi ve yerli ve yabancı özel şirketler kalkınma projelerine dahil edildi. Ülke genelinde altyapı projeleri, okullar, hastaneler, otoyollar ve enerji santralleri inşa edildi. Evrensel eğitim ve sağlık hizmetleri sağlayacak sistemler oluşturuldu. Saddam Hüseyin liderliğinde cehaletle mücadele amacıyla okuma-yazma kampanyaları başlatıldı. Okuma-yazma oranı önemli ölçüde arttı ve Irak, Arap dünyasında bu alanda lider konuma geldi. Kürt sorununa demokratik bir çözüm sağlama amacıyla Kürtçe eğitim programları başlatıldı. Altyapı çalışmaları sayesinde elektrifikasyon ve karayolu ağı genişletildi. Bu çabalar sonucunda Irak'ın yaşam standardı Orta Doğu'da en yüksek seviyelere ulaştı ve sağlık hizmetleri modernleştirildi. Saddam Hüseyin'in popülaritesi her geçen yıl arttı. Saddam, yabancı petrol şirketlerinin millileştirilmesinin ardından kırsal bölgeleri de modernleştirmeye başladı. Büyük ölçüde tarımsal mekanizasyon uygulandı ve köylülere toprak tahsis edildi. Uluslararası finans kuruluşlarının tahminlerine göre Irak, 30-35 milyar dolarlık büyük bir döviz rezervi oluşturdu. Bu ekonomik büyümenin sonucunda Irak'a iş bulmaya gelen Arap ve diğer Asya ülkelerinden önemli sayıda göçmen geldi. Nitelikli yabancı uzmanlar, inşaat ve imalat sektörlerindeki yüksek teknoloji süreçlerini yönetmek üzere davet edildi. Bir Amerikalı araştırmacı olan Turner şunları yazdı: "Petrol endüstrisinin millileştirilmesiyle başlayan gelirler, ülkenin gelişimine başarıyla yatırıldı. Ücretsiz eğitim sistemi kuruldu. Kadınlar ekonomik haklara sahip oldu ve sosyal refah artırıldı. Büyük toprak sahiplerine dayalı eski sistem değiştirildi ve toprak köylülere dağıtıldı. Hükümetin bu alanlardaki başarısı oldukça etkileyiciydi." 1980'lerin başında Irak, Mısır ile Arap dünyasının en gelişmiş ülkesi olarak kabul ediliyordu. Saddam Hüseyin gücünü pekiştirmek için akrabalarını ve müttefiklerini hükümette ve iş dünyasında önemli pozisyonlara atayarak devam etti. ...16 Temmuz 1979'da Cumhurbaşkanı Ahmet Hasan Elbekir'in istifasının ardından Saddam Hüseyin Baas Partisi'nin lideri olarak ilan edildi. Bu onun diktatörlük yetkilerini kesin olarak eline almasına yol açtı ve Irak'ta tek bir liderin hakim olduğu bir dönemin başlangıcını işaret etti. Irak-İran Savaşı, Saddam Hüseyin'in iktidara geldikten sonraki dönemin önemli olaylarından biriydi ve bölgesel ve uluslararası ilişkilerde büyük etkisi oldu. İran'daki İslam devrimi, Saddam Hüseyin ve Irak yönetimi için tehdit oluşturuyordu. Bu durum Irak'ın, İran'ın yükselen etkisini dengelemek ve İran'ı zayıflatmak için çeşitli politikalar izlemesine neden oldu.
Savaşın başlamasının nedeni İran'ın 1975 Cezayir Anlaşması gereği bazı sınır bölgelerini Irak'a devretmekle yükümlü olmasına rağmen bu yükümlülüğü yerine getirmemesiydi. 1980'de Irak, İran'ın sınır kasabası Hanekin'i bombaladı ve bu savaşın başlangıcı olarak kabul edildi. Çatışmalar uzun süreli ve kanlı bir savaşa dönüştü. Savaş sırasında her iki taraf da kimyasal silah kullanmış, şehirlere roket saldırıları düzenlemiş ve Basra Körfezi'ndeki tankerlere saldırmıştır. Savaşın sonu belirsizdi ve her iki tarafta büyük kayıplar verdi. İran-Irak Savaşı, Irak'ın ekonomisini ve kaynaklarını büyük ölçüde tüketmiş ve ülkenin uluslararası izolasyonunu artırmıştır. Aynı dönemde Saddam Hüseyin'in nükleer silah elde etme girişimi, İsrail'in 1981'deki hava saldırısıyla engellendi. Batı, İran'ın radikal İslamcılığının yayılmasından endişeliydi ve bu nedenle Irak'ı destekliyordu. ABD, Irak'a istihbarat bilgisi ve milyarlarca dolarlık kredi sağladı. Ve diğer batılı ülkelerde Bağdat'a silah ve askeri teçhizat temin etti. İran-Irak Savaşı'nın sona ermesiyle Saddam Hüseyin, Irak'ta zaferin coşkusunu kutladı. Ancak savaşın uzun vadeli sonuçları, Irak için karmaşık ve zorlu bir dönemin başlangıcını işaret ediyordu. Saddam Hüseyin'in Kürtlerle yaşadığı çatışmaların birçok boyutu ve dönemi vardır. İran-Irak Savaşı sırasında İran'ın Kürtlere destek vermesi ve Irak'ın Kürt bölgelerine yönelik operasyonları bu dönemde önemli bir role sahipti. İran-Irak Savaşı sırasında İran'daki İslam devrimi sonucu İran yönetimi Irak'taki Kürtlerle işbirliği yapmaya başladı. İranlı Kürtler Irak'ın Kürt bölgelerini kontrol etmeye çalıştılar ve bu nedenle Saddam Hüseyin için tehdit oluşturdular. İran, Iraklı Kürtlere nakit ve silah yardımı yaparak onları destekledi. Bu Saddam Hüseyin'in İran'la savaş sırasında Kürtlerle daha sert bir şekilde mücadele etmesine neden oldu. Saddam Hüseyin, Kürtlerin direnişini kırmak için 1980'lerin ortalarında bazı önlemler aldı. Bu dönemde Enfal adı verilen özel bir askeri operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon sırasında kimyasal silahlar da dahil olmak üzere ağır silahlar kullanıldı ve Kürt köyleri tahrip edildi. Operasyonlar büyük insan hakları ihlallerine yol açtı ve on binlerce Kürt sivilin ölümüne neden oldu. Saddam Hüseyin'in Kürtlerle yaşadığı bu münakaşa, uluslararası toplumun ciddi bir şekilde kınamasına neden oldu. Yine El Enfal Harekatı kapsamında 16 Mart 1988 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Halepçe şehrinde gerçekleşmiş olan olay, tarihe Halepçe katliamı veya Halepçe gaz saldırısı olarak geçmiştir. Saldırıda kullanılan gazların başında hardal gazı ve sinir gazları geliyordu. Bu saldırı sonucunda binlerce sivil öldü, yaralandı ve ciddi sağlık sorunları yaşayanlar oldu. Bu olay uluslararası arenada büyük bir tepki çekti ve Saddam Hüseyin'in rejimine karşı eleştirilere yol açtı. Sonuç olarak Saddam Hüseyin'in Kürtlere yönelik tutumu hem iç politika hem de dış politika nedenleriyle motive edilmiştir. Saddam Hüseyin'in 2003'teki devrilmesinin ardından bu suçlarla ilgili soruşturmalar ve uluslararası yargılamalar yapıldı. Saddam okumayı çok severdi ve birçok konuda bilgiliydi. Soyut felsefe içerikli kitaplardan aşk romanlarına dek her şeyi okurdu. Stalin ve Hitler'i uzun yıllar incelemişti. Hitler'in kavgamını neredeyse ezbere biliyordu. Machiavelli, Marx, Engels ve Lenin'in eserlerine de hakimdi. Herkese de okumayı öğütlüyordu. Özellikle de kahramanın bir savaşçı, kadın kahramanın ise güzel ve utangaç bir kadın olduğu romanları çok severdi. Bu romanlarda bir nevi kendisini görürdü. Irak tarihiyle derinden ilgileniyordu. Birçok yazara eserlerini yazmalarında yardımcı oldu. Askeri tarihe de büyük bir ilgi duyuyordu. En güçlü propaganda yöntemlerinden biri yoksullar için düzenlediği büyük ziyafetlerdi. Halkın nezdinde cömert ve iyi yürekli görünmek istiyordu. Bunu çok önemsiyordu. Bazen 200-300 koyun kestirir ve devasa bir sofra açardı.
Fakirler yemeklerini yerken Saddam aralarında gezinir, bazen yemeğin dağıtılmasına yardım eder, yemeği elleriyle dağıtırdı. Yiyip kalkanlardan hayatlarını, ne iş yaptıklarını sorardı. Durumlarının nasıl olduğunu öğrenirdi. Çoğu insan aynı cevabı verirdi. Allah'tan ve senden başka hiçbir şeyimiz yok. Seçtiği bazı insanlara araba, toprak ve hatta ev hediye ediyordu. Sofra demişken, Saddam mükemmel bir sofra adabına sahipti. Karizmatik bir konuşma tarzı vardı. Üslubu toplum içinde o kadar düzgündü ki, gerçek Saddam'ı tanımayan herkes ona anında aşık olurdu. Genç ve sağlıklı görünme takıntısı vardı. Kendine hayrandı. Her zaman göklerden Irak'ı kurtarmak için gönderildiğini düşündü. Ve ölümden mucizevi bir şekilde kurtulduktan sonra böyle bir görevi olduğuna daha fazla inandı. Yani ona göre yaptığı her şey Irak'ın iyiliği içindi. Ancak çıkardığı savaşlar Irak'ı ekonomik açıdan iflasın eşiğine getirmişti. Bakanlarından farklı isimler altında halktan para toplamalarını istiyordu. Aynı dönemlerde vatandaşlarının savaş için bağış yapmasını zorunlu kılmıştı. Anlatımlara göre Saddam'a sadık bir subayın karısı, katıldığı gecelerden birinde kocası tarafından kısa süre önce kendisinden uzun ısrarlar sonucu alınan tek ve en sevdiği pırlanta kolyesini Saddam'ın karısı Sacide'nin boynunda görmüştü. Tanıklar yargılanmadan veya soruşturulmadan sivillere yönelik acımasız misillemeleri anlatıyor. İran ile savaş sırasında Şii Müslümanlara yönelik katliamlar yaygındı. Nitekim Necefli bir kadın, kocasının İran işgalini dua ederek desteklemeyi reddettiği için öldürüldüğünü bildiriyor. Yetkililer erkek kardeşini de öldürdü ve kendisinin dişleri kırıldı. 11 ve 13 yaşındaki çocukları sırasıyla 3 ve 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca askerlerin sanıklara patlayıcılar bağlayıp canlı canlı havaya uçurduklarına dair de kanıtlar var. Öte yandan Iraklılar için Saddam Hüseyin dönemi bir istikrar ve güvenlik dönemiyle ilişkilendirildi. Iraklı okul öğretmenlerinden biri Saddam Hüseyin döneminde yaşam standartları açısından yönetici sınıf ve sıradan halk arasında büyük bir uçurum olduğunu, ancak ülkenin güvenlik içinde yaşadığını ve insanların Iraklı olmaktan gurur duyduğunu kaydetti. Saddam liderliğindeki gizli servislerin işkence uyguladığına dair çok sayıda kanıt var ve insan hakları örgütü Human Rights Watch'a göre hapishaneler işkence yaptıkları için ödüllendiriliyordu. Bir Newsweek muhabiri tarafından işkence ve infazlar sorulduğunda Hüseyin'in kendisi şaşkınlıkla cevap verdi. "Tabii ki hepsi var. Sizce hükümete karşı çıkanlara ne yapılmalı?" Uluslararası Af Örgütü'nün 2001 tarihli bir raporunda Saddam'ın hapishanelerinde uygulanan yöntemleri şöyle anlatıyordu. İşkence kurbanlarının gözleri kör edildi, kıyafetleri yırtıldı ve saatlerce bileklerinden asıldılar. Cinsel organları, kulakları, dilleri ve parmakları dahil olmak üzere vücutlarının çeşitli yerlerine elektrik verildi. Bazı mağdurlara yakınlarının ve aile üyelerinin gözlerinin önünde işkence edildi. Ailesi mağdurun işkencesini izlemeye zorlandı. Washington Post'un yazdığı gibi Iraklı gardiyanlar alışkanlıktan dolayı Saddam dönemindeki aynı sorgulama yöntemlerini kullanmaya devam ediyor. Elektrik şoku, mahkumları ellerinden asmak vesaire. Ancak Saddam Hüseyin'in tercih ettiği eksantrik işkence biçimleri olan asit kullanımı, cinsel şiddet ve toplu infazlar kaldırıldı. Saddam Hüseyin saltanat yıllarında birçok kez suikasta uğradı. Çoğu durumda organizatörler askeri veya muhalefet hareketleriydi. Irak istihbarat servislerinin etkili önlemleri sayesinde çoğu komplo girişimi bastırıldı, ancak bu her zaman mümkün olmadı. Çoğu zaman başkanın ailesinin üyeleri de komplocuların hedefi haline geldi. 1996 yılında Saddam'ın oğlu Uday, uğradığı suikast sonucunda hayatı boyunca sakat kaldı.
8 Temmuz 1982'de Düceil köyü yakınından geçen otoyolda kimliği belirsiz militanlar Irak Devlet Başkanı'na yönelik başarısız bir suikast girişiminde bulundu. Saddam Hüseyin mucizevi bir şekilde hayatta kaldı ancak 11 koruması öldürüldü. Sonuç olarak yüzlerce köylü tutuklandı, 250'si kayboldu ve tümü Şii Müslümanlar olan 1500 kişi hapsedildi. Bunların bazıları ölüm cezasına çarptırıldı ve idam edildiler. 1987'de Dava Partisi üyeleri Irak Cumhurbaşkanı'nın konvoyuna saldırdı. 10 koruması öldürüldü ancak Hüseyin yaralanmadı. 1988 sonunda bir kez daha suikast ve darbe girişimi oldu. Ancak bu da başarısız oldu. Komployu gerçekleştirmeye çalışan birkaç düzine memur idam edildi. Eylül 1989'da askeri bir geçit töreninde numarasız bir T-72 dolu bir topla tank filosuna katıldı. Tank bariyerleri geçmeyi başardı ancak podyuma 50 metre kala durduruldu. Olaydan kısa süre sonra 19 komplocu idam edildi. 1996'da Irak Ulusal Mutabakatı CIA'nin desteğiyle Irak'ta bir darbe düzenleme girişiminde bulundu. Operasyon için 120 milyon dolar sağlandı ancak komplo deşifre edildi. 26 Haziran'da Irak Ulusal Anlaşması üyeleri ve 80 subay dahil 120 komplocu tutuklandı. Hepsi idam edildi. Eylül 1997'nin sonunda Irak muhalefeti, Irak Cumhurbaşkanı'nın takip etmesi gereken Samarra-Tikrit yolunda Saddam Hüseyin'e suikast girişiminde bulundu. Suikastı düzenleyenlerden birinin seyir halinde olduğu otomobilin lastiği yüksek hızda patladı ve araba takla attı. Kaza mahalline gelen güvenlik güçleri otomobili kapsamlı bir şekilde inceledi ve kendilerine şüpheli gelen belgeler buldu. Tutuklanan adam komployu itiraf etti ve suç ortaklarının isimlerini verdi. 14 kişi tutuklandı ve idam edildi. Ocak 2000'de Cumhuriyet Muhafızlarının 2. Tugay Komutanı General Abdelkerim el-Dulaimi liderliğindeki Irak muhalefeti, Irak Cumhurbaşkanı'nın konvoyunun güzergahı boyunca silahlı bir pusu kuracaklardı. Ancak bu komplo da deşifre edildi. Bütün komplo ortakları yani 38 kişi Bağdat'ın batısındaki bir askeri kampta yargılanmadan veya soruşturulmadan infaz edildi. Ekim 2002'de Kuveyt gazetesi El Kabas, Saddam Hüseyin'e başka bir suikast girişimini bildirdi. Bir MiG-23 pilotu kullanan Iraklı bir askeri pilot, o sırada Irak liderinin bulunduğu Tatar Başkanlık Sarayı'na saldırmaya çalıştı. Ancak girişim başarısız oldu ve pilot öldü. Aralık 2003'te İsrail, 1992'de Saddam Hüseyin'e suikast düzenlemek için bir plan hazırladığını itiraf etti. Amcasının cenazesi sırasında Saddam'a bu amaç için özel olarak tasarlanmış füzeleri ateşlemesi gereken bir özel kuvvetler biriminin Irak toplarının derinliklerine fırlatılması gerekiyordu. Ancak eğitim sırasında 5 İsrail askeri öldükten sonra planı terk etmek zorunda kaldılar. Irak'a uygulanan yaptırımlar ve Iraklıların kötüleşen yaşam standartları birçok kişinin Cumhurbaşkanı'na bakışını değiştirdi. Saltanatı düşmanlarına karşı herhangi bir muhalefetin baskının bastırılmasıyla damgasını vurdu. Saddam Hüseyin bir keresinde kendisi hakkında şunları söylemişti. "Artık benim hakkımda ne söyledikleri umurumda değil. Benim için ölümümden 4 ya da 500 yıl sonra insanların benim hakkımda ne söyleyeceği önemlidir." İran ile uzun yıllar süren savaş Irak ekonomisine büyük zarar vermişti. Savaşın ardından Irak yaklaşık 80 milyar dolarlık bir dış borçla karşı karşıya kaldı. Ülkenin bu borcu ödeme gücü yoktu. Aksine endüstriyi yeniden inşa etmek için ek finansal kaynaklara ihtiyaç vardı. Bu durumda Saddam Hüseyin ülkede sosyal istikrarsızlık ve dolayısıyla kendi yönetimine yönelik tehditlerin doğabileceğini gördü. Savaşın neden olduğu sosyal ve ekonomik sorunları kısa sürede çözebilmek için Arap ülkelerinin yardımına güveniyordu. Özellikle de savaş sırasında yanında yer alan ülkelerin. Saddam, Arap ülkelerinden Irak'ın borçlarını silmelerini ve yeni krediler sağlamalarını birkaç kez talep etti. Ancak bu talepler genellikle görmezden gelindi.
Temmuz 1990'da Irak, komşu Kuveyt'i ekonomik bir savaşla suçladı ve Kuveyt'in Irak topraklarında petrol çıkardığını iddia etti. Kuveyt belirli bir süredir kendisine OPEC tarafından belirlenen petrol üretim kotalarını aşıyordu ve bu dünya petrol fiyatlarını düşürerek Irak'ın petrol ihracatından elde ettiği gelirin bir kısmını kaybetmesine neden oluyordu. Ancak Kuveyt'in Irak topraklarında petrol çıkardığına dair herhangi bir kanıt yoktu. Kuveyt, Irak'a ödeme yapması gereken tazminatı hemen vermektense, Irak'ın taleplerini mümkün olduğunca hafifletmek için müzakerelere başlama yolunu seçti. Ancak Saddam'ın sabrı tükenmişti ve 2 Ağustos 1990'da Irak ordusu Kuveyt'e saldırdı ve ülkeyi işgal etti. 8 Ağustos'ta Kuveyt'in ilhak edildiğini ve ülkenin Irak'ın 19. ili olduğunu ilan etti. Saddam Hüseyin zamanla kendi kişisel kültünü oluşturdu. Bu durum bazı örneklerle belirginleşti. Örneğin Saddam Hüseyin'in adını taşıyan Bağdat Havalimanı'nda ülkenin liderinin portreleri sergilenmiş, şehrin tren istasyonunun beton direklerine "Allah bizimle ve liderle, kahrolsun Amerika" yazısı çizilmişti. Babil'in antik yapılarını yeniden inşa ederken kullanılan her 10. tuğla Saddam'ın adıyla işaretlenmişti. Kral Nebukadnezar'ın sarayı yeniden inşa edildi ve tuğlalar üzerinde Saddam'ın ismi yer aldı. Saddam Hüseyin döneminde birçok sarayın tuğlalarına veya yapı malzemelerine "Saddam Hüseyin döneminde inşa edilmiştir" yazısı veya Saddam'ın imzası ve 8 köşeli yıldızı işlenmişti. 1991 yılında Irak'ta kabul edilen yeni bayrakta Hüseyin "Allah büyüktür" yazısını kendi eliyle eklemişti. Bu ifadeyle birlikte bayrağa birlik, özgürlük ve sosyalizmi simgeleyen 3 yıldız işlenmişti. Bu Baas Partisi'nin sloganıydı. Bu bayrak şekli 2004 yılına kadar ülkenin bayrağı olarak kullanıldı. Saddam sonrası Irak hükümeti, Saddam Hüseyin dönemine dair bir hatırlatma olarak ondan kurtulmaya karar verdi. Irak'ta Saddam'a adanmış birçok heykel ve portre dikilmiş, Saddam'a ait anıtlar bütün devlet kurumlarında yer almıştı. İlk heykel 19 Kasım 1989'da Bağdat'ta açıldı. Bağdat'ın sokaklarında çok sayıda anıt bulunuyordu. Neredeyse her işletme veya binanın içinde, hatta çitlerde, mağazalarda ve otellerde bile. Ülkenin lideri farklı kostümlerde veya pozlarda tasvir ediliyordu. Bazen mareşal üniforması içindeyken, bazen devlet adamı kıyafetiyle, hidroelektrik barajların arka planında veya fabrikaların dumanlı bacalarının önünde, elinde tüfekle veya köylü kıyafetiyle ve daha fazlasıyla. Ülkenin bakanlıklarının binalarının önünde, o bakanlığın faaliyetine uygun olarak Saddam'ın büyük portreleri asılıydı. Anahtarlıklarda, saç tokalarında, oyun kartlarında, kol saatlerinde, neredeyse her yerde Saddam Hüseyin'in portresi yer aldı. Irak liderinin cesaretinden ilham alan romanlar yazıldı ve filmler yapıldı. Televizyonda dua zamanı geldiğinde Kur'an okuma sahnelerine dua eden liderin görüntüsü eşlik ediyordu. Ayrıca 1998'den itibaren her yıl liderin doğum gününe adanmış yeni bir cami açılıyordu. Irak medyası Saddam'ı ulusun babası, okulların ve hastanelerin kurucusu olarak sunmalıydı. Hükümetin propaganda videolarında Irak halkının liderin ellerini öptüğü ve ona saygı gösterdiği görülüyordu. Onun ismiyle özdeşleşmiş olan ünlü "Bir ruh, bir dem, neftik ya Saddam" sloganı da "Canımızla kanımızla sana fedayız ey Saddam" anlamına geliyordu. Okul çocukları lidere övgü dolu şarkılar söyler ve şiirler okurdu. Okul kitaplarının ilk sayfasında Saddam'ın portresi yer alırdı. Ve zaten geri kalan sayfalarda Saddam'ı ve Baas Partisi'ni övüyordu. Saddam Hüseyin'e adanmış birçok kurum, silah ve hatta bölgeler vardı. Saddam Havalimanı, Saddam Stadyumu, Saddam Köprüsü,
ki 2008 yılında İmam Hüseyin Köprüsü olarak yeniden adlandırıldı, Bağdat'taki Saddam Şehri Bölgesi, El Hüseyin Roketleri, Saddam Hüseyin Üniversitesi, Saddam Sanat Merkezi, Saddam Barajı ve hatta Saddam'ın doğum günü olan 28 Nisan Caddesi. Saddam Hüseyin, ulusun babası olarak kabul edildiği için vatandaşlarla danışabileceği özel bir telefon hattı oluşturdu. Ancak bu hizmet bir süre sonra iptal edildi. Saddam Hüseyin'in resmi paralar ve madeni paralarla anılması kişisel kültünün en dikkat çekici göstergelerinden biriydi. Saddam'ın portresinin basıldığı paralar ilk kez 1980 yılında ortaya çıktı. 1986'dan itibaren Irak'ın bütün banknotlarında liderin portresi yer aldı. Saddam Hüseyin döneminde Irak'ta iki para birimi kullanıldı. Eski ve yeni tip dinarlar. Saddam portreli dinarlar Körfez Savaşı'ndan sonra resmi para birimi oldu. Saddam Hüseyin Irak lideri olarak göreve geldiğinde Bağdat'ta kendi hediye müzesini açtı. Bu bina Bağdat Saat Kulesi olarak bilinen kulede Bağdat'ın merkezinde yer alıyordu. Müzenin yakınında bilinmeyen askerin mezarı ve Saddam Hüseyin döneminde düzenlenen askeri geçit törenlerinin yapıldığı bir meydan bulunuyordu. Tüm hediyeler ve bazı kişisel eşyalar, silahlar, sanat eserleri, madalyalar, mücevherler ve tablolar belirli temalara adanmış 5 salonda sergilenmişti. ...1997 yılında 60. doğum gününde Hüseyin, Kutsal Kur'an'ın metnini yazmak için bir grup hattat ekibine talimat verdi ve mürekkep olarak kendi kanını kullanmalarını istedi. Bu kitabın yazılması neredeyse 3 yıl sürdü. 63. doğum gününde Bağdat'taki Dar el Nasr Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen bir törenle istenen hediye Saddam Hüseyin'e sunuldu. Irak liderinin doğum günü Saddam Hüseyin Müzesi'ne hediye sunmak isteyenlerin sıralarının yüzlerce metre uzunluğunda olduğu bir gün olarak kabul edildi. Irak halkı için bu tarih ülke genelinde başkanın günü olarak resmi bir tatil olarak kutlanmaya başlandı. Askeri geçit törenleri ve işçilerin gösterileri bugünün vazgeçilmez özellikleriydi. Saddam Hüseyin'e ait olan madalyalar onun kişiliğini ve başarılarını övüyordu. Ancak madalyalar Hüseyin'in askeri başarılarını değil, aynı zamanda petrol rafinelerini temizleme gibi hizmetlerini de övüyordu. Hüseyin'in dini taahhüdü Allah için mücadele madalyasıyla ifade ediliyordu. Bir tanesi lider için uzun bir ömür diliyordu. Saddam Hüseyin'e özel olarak saf altın, elmas ve zümrütlerle yapılan Halkın Nişanı adlı bir madalya verildi. 12 Şubat 2000'de Saddam Hüseyin, Baas Partisi'nin lideri olarak liderin biyografisini bilme konusunda başarısız olan birkaç parti üyesini üyelikten çıkardı. Sınavı geçemeyenler önemli pozisyonlarda ve parti veya devlet yapılarında görev yapmaya layık görülmedi. Saddam Hüseyin liderliği sırasında birkaç şiir eseri ve hatta bazı hikayeler yazdı. İki aşk romanının yazarı olarak biliniyor. Bunlardan en popüler olanı 2000 yılında anonim olarak yayımlanan Zabiba ve Kral adlı romandır. Hikaye bir Arap krallığında çok uzun zaman önce geçiyor. Kahraman, kudretli ama yalnız bir kral. Ve işte karşısına güzel ve bilge bir kız olan Zabiba çıkıyor. Ona aşık oluyor ancak mutlulukları yabancı bir istila tarafından yok ediliyor. Barbarlar medeniyetin beşiği olan krallığı yok ediyor. Zabiba'ya canice saldırıyorlar. Bu 17 Ocak'ta gerçekleşiyor ki bu tarih 1991'de Pers Körfezi'ndeki ilk savaşın başladığı tarihti. Iraklı eleştirmenler Saddam'ın şiir ve hikayelerini övdüler. Eserlerini Arap edebiyatının zirvesi olarak gördüler. Kitap hemen en çok satan kitap oldu ve okullarda okutulmak üzere zorunlu okuma listesine alındı. CIA analistleri onun kitaplarının gerçek sahibi olup olmadığını dikkatle araştırdılar.
Bu şüphelerin ardında onun şiir ve romanlarının Arapça yazılmış eserlerindeki anlamı çözmeye çalışan analistler de vardı. Saddam Hüseyin, Amerikan hapishanesinde geçirdiği 3 yıl boyunca sadece birkaç şiir değil, tam döngüler yazdı. Dik dur, barutunu al ve savaş. Yanlış adım korkutucu değil, önümüzde zaman var. Kararlılığımız gizli ateş ve birinci siperin ardında ikinci bir siper var. Irak'ta büyük bir kaos ve açlık hüküm sürüyordu. Halk elektrik ve içme suyu eksikliği çekiyor, birçok bölgede kanalizasyon sistemleri ve su arıtma tesisleri tahrip olmuştu. Kırsal nüfusun %30'u modern kanalizasyon sistemine sahip değildi. Aynı bölgenin yarısı temiz içme suyuna erişemiyordu. Bağırsak hastalıkları, özellikle kolera hızla yayılıyordu. 10 yıl içinde 5 yaşın altındaki çocukların 3'te biri kronik hastalıklarla mücadele ediyordu. 1996'ya gelindiğinde sağlık sistemi çökmüş ve tıp okulları zarar görmüştü. Irak petrol ihracatının 1/3'ünü savaş kurbanlarına tazminat ödemek ve Kuveyt'ten gelen mültecilere yardım amacıyla harcamak zorunda bırakılmıştı. 1998'de program koordinatörü yaptırımların bir kavram olarak başarısız olduğunu ve masum insanlara zarar verdiğini dile getirdi. Onun yerine geçen Hans von Sponeck, yaptırımların gerçek bir insanlık trajedisine yol açtığını belirterek 2000 yılında istifa etti. Ekonomik koşullar birçok insanın ülkeyi terk etmesine neden oldu. Irak Anayasası'nın 1995 yılındaki değişikliğine göre devlet başkanı 7 yıllık bir süre için genel referandumla seçilir. Aynı yılın 15 Ekim'inde Irak'ta Saddam Hüseyin'in yeniden devlet başkanlığı için yapılan ülke tarihindeki ilk referandumda Irak halkının %99.9'u Saddam Hüseyin'i devlet başkanı olarak tekrar aday göstermeyi destekledi. Mayıs 2001'de Saddam, Irak Baas Partisi'nin bölgesel liderliği olarak tekrar seçildi. 2002 yılının 15 Ekim'inde Irak'ta Saddam Hüseyin'in görev süresini 7 yıl daha uzatma hakkı için ikinci bir referandum yapıldı. Yalnızca bir adayın bulunduğu oy pusulasında basit bir soruya "Saddam Hüseyin'in devlet başkanlığını sürdürmesini onaylıyor musun?" sorusuna cevap vermek gerekiyordu. Oylamanın sonucunda Saddam Hüseyin %100 oy alarak devlet başkanlığını sürdürdü. Oylamadan bir gün sonra Saddam anayasaya yemin etti. Bağdat'taki Irak Parlamentosu binasında gerçekleşen törende Saddam'a altın kaplama kılıç ve sembolik bir kurşun kalem hediye edildi. Saddam'ın açıklamalarından biri şu şekildeydi. 1995 yılından önceki başkanlık dönemin başladığında dünya değişti. Ancak hala aynı insanlar yönetiyor. Prensiplere bağlılığın ve onları savunma hazırlıklarının ne olduğunu anlamıyorlar. Saddam milletvekillerine hitaben Irak'ın önemine değindi ve kendi görüşüne göre Amerika'nın küresel planlarını engelleyen ülke olarak gördü. Saddam Hüseyin şunları söyledi. İyi ve kötü arasında seçim yapmak zorundayız ve umarım Tanrı beni doğru yola yönlendirir. Yaşasın Irak ve Iraklılar. Törene katılanlar devlet başkanının konuşmasına coşkulu bir şekilde tepki verdi ve askeri orkestranın çaldığı milli marşın sesi dışında başka bir şey duyulmadı. 20 Ekim'de Saddam Hüseyin %100 zaferini kutlamak için genel af ilan etti. Saddam'ın emriyle ölüm cezasına çarptırılanlar da dahil olmak üzere tüm mahkumlar ve siyasi tutuklular serbest bırakıldı. Af ülke içinde ve dışında hapsedilen tüm Iraklı mahkumları kapsıyordu. Tek istisna katillerdi ve Saddam'ın talimatlarına göre katiller, ölenlerin ailelerinin onayı olmadan serbest bırakılamazlardı. Hırsızlık yapanları ise zararı telafi etmenin yolunu bulmalıydılar.
1991 Körfez Savaşı'nın ardından 687 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı uluslararası alanda büyük bir dönüm noktasıydı. Bu kararla Irak'ın kitle imha silahlarını yok etmesi ve ilgili silah programlarını sonlandırması için bir Birleşmiş Milletler Özel Komisyonu'nun görevlendirilmesi kararlaştırıldı. Ancak Irak yönetiminin işbirliği konusundaki isteksizliği bu süreci zaman zaman engelleyen bir faktör haline geldi. Kararın bir sonucu olarak Irak'ın güney ve kuzey bölgelerinde uçuşa yasak alanlar oluşturuldu. Bu bölgeler Saddam Hüseyin rejiminin baskısından kaçan Kürtleri ve Şiileri korumak amacıyla kuruldu. Alan ABD ve İngiliz uçakları tarafından denetlendi ve korundu. Ancak sürecin ilerleyişi sorunlarla doluydu. Irak'ın uluslararası denetçilerle işbirliği yapmayı reddetmesi ve 1998'de ABD ve İngiltere'nin gerçekleştirdiği askeri operasyon bölgedeki gerilimi arttırdı. Bu operasyon sırasında Irak'ın hava savunma sistemi uçuşa yasak bölgelerde devriye gezen müttefik uçaklarına saldırmaya başladı. Durum gerilimi daha da arttırdı. Yerel halk arasında da kayıplara yol açtı. Irak semalarında 1998'den 2003'e kadar silahlı olaylar periyodik olarak yaşandı ve bu süreç 2002 yılından itibaren artan bir trendle devam etti. Irak'a olası bir Amerikan askeri operasyonuyla ilgili spekülasyonlar 11 Eylül 2001 saldırılarının hemen ardından medyada belirmeye başladı. Ancak o dönemde George W. Bush yönetimi öncelikle dikkatini Afganistan'daki Taliban'a karşı yapılan operasyonlara odaklamıştı. Bu süreçte 2002'nin başlarında Taliban'a karşı elde edilen askeri başarılar ABD'nin Irak'a yönelik uluslararası denetçilerin geri dönüşünü talep etmeye başlamasına yol açtı. Medyada Tony Blair'ın Nisan 2002'de İngiltere'nin olası bir savaşta yer almayı kabul ettiği haberleri çıktı. Yaz ve sonbahar aylarında denetçilerin Irak'a dönüşü konusu ABD ve Irak arasındaki gerilimi arttırdı. Kasım 2002'de ise 1441 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı kabul edildi. Ve bu kararın ardından Saddam Hüseyin uluslararası denetçilerin ülkeye geri dönmesini kabul etti. Komisyon Irak'a geldi ve kitle imha silahlarını araştırdı. Ancak üretimin yeniden başladığına dair herhangi bir iz bulamadı. Bu süreç Irak Savaşı'nın başlangıcına kadar devam etti. Yet camps still exist in at least a dozen countries. A terrorist underworld, including groups like Hamas, has been... 2002-2003 yıllarında Amerikan yönetimi Saddam Hüseyin'in uluslararası bir tehdit oluşturduğunu iddia etmek için çabalıyordu. Irak kitle imha silahları geliştirmeye devam etmekte ve uluslararası terör örgütleriyle işbirliği yapmakla suçlandı. Ancak Amerikan istihbaratı bu iddiaların aksine Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olmadığı yönünde veriler sunuyordu. Bu bilgiler ABD Kongresi'ne ve halka açıklanmadı. CIA direktörü George Tenet, 18 Eylül 2002'de George W. Bush'a Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olmadığına dair istihbarat aktardı. Ancak bu bilgi de kamuoyuna yansıtılmadı. Ayrıca Nijerya'dan uranyum alımı iddialarını araştırmak üzere gönderilen eski Amerikan Büyükelçisi Joseph Wilson, böyle bir alımın gerçekleşmediğini belirtti. Bununla birlikte Bush konuşmalarında, özellikle de 2003'te Kongre'ye yaptığı konuşmada, Irak'ın Nijerya'dan uranyum aldığı yönünde açıklamalarda bulundu. El-Kaide ile bağlantı iddialara da şüpheliydi. Çünkü Irak, 1991'deki koalisyon savaşında ABD'ye karşı savaşmış ve Saddam Hüseyin 1980'lerde radikal İslamcı gruplara karşı mücadele etmişti. 5 Şubat 2003'te ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Irak'ın kitle imha silahlarını sakladığına dair iddiaları destekleyen kanıtlar sunmuştu. Ancak daha sonraları Powell, verilerinin hatalı ve bazen tahrip edilmiş olduğunu itiraf etti. Bu dönemde Amerikan liderliğinin Irak hakkında verdiği açıklamaların çoğunun doğru olmadığı ortaya çıktı. Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğu ve El-Kaide ile bağlantısı olduğu yönündeki açıklamaların sayısı oldukça fazlaydı. Bu süreç oldukça karmaşıktı ve çeşitli uluslararası dinamikleri içeriyordu. Amerikan yönetimi Saddam Hüseyin'in Irak'ın kimyasal silahlarını gizlediği ve uluslararası toplumu tehdit ettiği iddiasıyla büyük bir baskı oluşturmuştu.
Daha o dönemde bu iddiaların gerçekliği ve Amerikan istihbaratının bu konudaki raporları sürekli olarak tartışma konusuydu. Kimyasal silahların yasaklanması örgütü liderleri Bağdat ile müzakereler yaparak Irak'ta kimyasal silahların durumunu incelemek istediler. Ancak Amerikan yönetimi bu girişimlere direndi ve örgüt başkanı Jose Bustani'nin John Bolton'un müdahalesiyle görevden alınmasıyla barışçıl bir çözüm fırsatı engellendi. 2002'de İngiliz İşçi Partisi hükümetinin yayınladığı Downing Street muhtırası, Bush'un Saddam'ı askeri yollarla devirmek istediğini ve bunu kitle imha silahları ve terörizmle meşrulaştırdığını belirtti. Aynı dönemde ABD Kongresi, Irak'ın kitle imha silahları geliştirdiğine dair sağlanan verilere dayanarak askeri operasyona izin veren bir karar aldı. Bu süreçte Birleşmiş Milletler İzleme, Doğrulama ve Teftiş Komisyonu müfettişlerinin Irak'ta yasaklı silahları arama çalışmaları devam ederken Hans Blix'in Irak'ın araştırmaları engellediğine dair şikayetleri gündeme geldi. Aynı zamanda dünya çapında özellikle Fransa, Almanya ve Rusya gibi ülkelerden gelen siyasi liderlerin ve halkın büyük bir çoğunluğunun askeri operasyona karşı çıktığı kitlesel protestolar başladı. Rus istihbaratının 11 Eylül 2001 ile Irak Savaşı'nın başlangıcı arasında Irak hükümetinin ABD'ye yönelik terörist saldırılar planladığına dair tespitlerinin Amerikan istihbaratına iletilip iletilmediği konusu büyük bir tartışma kaynağı oldu. Bu dönem uluslararası istihbarat ilişkilerindeki çeşitli anlaşmazlıkları ve farklı bilgi akışlarını göstermesi açısından önemli bir dönem olarak değerlendiriliyor. Mart'ta ABD ve İngiltere'nin askeri birlikleri Irak'a saldırdı ve aynı gün Bağdat'a hava saldırıları düzenlendi. Birkaç saat sonra ABD kuvvetlerinin saldırıları sona erdiğinde Saddam Hüseyin televizyonda göründü. Ülkeyi direnişi sürdürmeye çağırdı ve Irak'ın Amerika'ya karşı galibiyetinin kaçınılmaz olduğunu iddia etti. Ancak gerçek durum farklıydı. 2 hafta boyunca koalisyon güçleri Irak ordusunun direncini kırdı ve Bağdat'a doğru ilerledi. Bu süre zarfında koalisyon güçleri Saddam Hüseyin'in bulunduğuna inanılan hedefleri vurduğunu bildirdi. Ancak her seferinde Saddam Hüseyin televizyona çıkarak bunları yalanladı. 4 Nisan'da Irak televizyonu Saddam Hüseyin'in Bağdat'ın batısındaki bombalanan alanları ve başkentin yaşam alanlarını ziyaret ettiği görüntüleri gösterdi. Askeri üniforma içinde rahatça dolaşıyor, çevresindeki Iraklılarla konuşuyor, ellerini sıkıyordu. Halk onu coşkuyla karşılıyordu. 7 Nisan'da her 3 saatte bir yer değiştiren Saddam Hüseyin, Amerikan ordusunun Bağdat'a ulaştığını fark etti ve kaybedeceğini anladı. Baas Partisi liderleriyle görüşmeyi ve parti kaynaklarını harekete geçirmeyi planladığını açıkladı. Bağdat önce 4, sonra 5 savunma bölgesine ayrıldı. Her birinin başında bir Baas üyesi vardı ve her biri Iraklıların son damla kanına kadar savaşmalarını emretti. Bu süreçte B-1B bombardıman uçağı Saddam Hüseyin'in olduğu tahmin edilen yere 4 adet 900 kilogramdan daha ağır bomba attı. Irak televizyonu 9 Nisan'da Saddam Hüseyin'in son kez ülkenin lideri olarak göründüğü günü yayınladı ve Bağdatlılar Hüseyin'in heykelini yıkmak için Amerikan deniz piyadelerinin desteğiyle sokaklarda kutlama yaptı. Birkaç yıl sonra, 9 Eylül 2006'da ABD Senatosu İstihbarat Komitesi tarafından yayınlanan bir rapor, Saddam Hüseyin'in El-Kaide ile herhangi bir bağlantısının olmadığını belirtti. Bu sonuç, George Bush'un Saddam Hüseyin rejiminin terör örgütleriyle uzun süreli ilişkileri olduğu yönündeki açıklamalarını geçersiz kıldı. FBI'ın bilgilerine dayanılarak raporda Hüseyin'in 1995 yılında Usama Bin Laden'den gelen yardım talebini reddettiği belirtildi.
Aynı raporda ele geçirilen belgelere dayanarak Saddam Hüseyin'in silahlı kuvvetlerini nasıl hazırladığı, uluslararası durumu nasıl değerlendirdiği ve 2003 yılında savaşın başlamasından önce ve sırasında nasıl komuta ettiği ayrıntılı olarak analiz edildi. Saddam Hüseyin, Irak ordusunun gücünü yanlış değerlendirmiş, dünya durumunu yetersiz analiz etmiş ve saldırının başlayacağını beklememişti. Savaşın sadece bombardımanlarla sınırlı kalacağını düşünmüştü. Tıpkı 1998'deki gibi. Daha sonra Mart 2008'de Pentagon tarafından sipariş edilen Saddam ve Terörizm başlıklı raporun yazarları, Irak rejiminin aslında El-Kaide ile herhangi bir bağlantısı olmadığını, ancak Orta Doğu'daki terörist gruplarla teması olduğunu belirledi. Bu gruplar Irak'ın düşmanları olan politik mülteciler, Kürtler, Şiiler vesaireydi. Rapor 11 Eylül 2001 saldırısından önce El-Kaide yapılarının Irak'ta faaliyet göstermediğini, aksine Amerikan müdahalesinin bölgedeki bu terörist örgütlerin faaliyetlerini hızlandırdığını belirtiyor. Saddam Hüseyin'in iktidarı sonunda 17 Nisan 2003'te Ed-Daur köyüne yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki bir kırsal evin bodrum katında bulunan Medine tümeninin kalıntıları teslim olduğunda sona erdi. Saddam'ın oğulları Uday ve Kusay Hüseyin, Irak'ın devrilmesinden sonra ABD liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından aranmaya başlandı. Uday ve Kusay 22 Temmuz 2003 tarihinde Musul'da bulunan bir malikanede saklanırken bir Kürt muhbirin bilgisi sayesinde Amerikan birlikleri tarafından bulundu. Muhbir 30 milyon dolar ödül aldı ve istihbarat gizli bir askeri birim tarafından kullanıldı. Operasyon CIA ajanları, Delta birimi ve donanma özel kuvvetleri ve ABD 101. Hava İndirme Bölümünden paraşütçüler tarafından gerçekleştirildi. Uday ve Kusay teslim olmayı reddederek villada direniş gösterdiler. ABD askerleri ve özel kuvvetler 6 saat sürecek olan şiddetli bir çatışmaya girdiler. Sonunda Amerikan askerleri tank savar füzeleriyle evi vurarak Uday, Kusay ve Kusay'ın 14 yaşındaki oğlu Mustafa ve korumalarını öldürdü. Cesetler Saddam Hüseyin'in daha önce tutuklanan arkadaşlarının kimlik tespiti için Bağdat Havaalanı'na getirildi. Özellikle Uday'ın bacağındaki suikast girişimi sırasında kalan izden tanındığı belirtildi. Uday ve Kusay'ın cenazeleri Avca köyündeki bir mezarlıkta Irak ulusal bayrağıyla kaplı olarak gömüldü. Amerikalılar ve koalisyonlarındaki müttefikler 1 Mayıs 2003 tarihine kadar ülkenin tamamı üzerinde kontrol sağladılar ve Irak'ın eski liderlerinin yerlerini zamanla tespit ettiler. Sonunda Saddam'ın kendisi de bulundu. Resmi versiyona göre belirli bir kişi, akraba veya en yakın yardımcısı Saddam'ın yerini ihbar etti. Kızıl Şafak adını taşıyan operasyon kapsamında Amerikalılar Irak'ın eski liderini yakalamak için özel kuvvetler, mühendislik birlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 4. Piyade Tümeni Destek Kuvvetleri'ni içeren 600 askeri harekete geçirdi. Kırsal bir evde gözaltına alındı. Yanında 750 bin dolar, 2 adet AK-47 tüfek ve bir tabanca bulundu. Onunla diğer iki kişi de gözaltına alındı. Irak'taki Amerikan kuvvetlerinin komutanı Ricardo Sanchez, devrilen Irak liderinin durumuyla ilgili soruya şu şekilde cevap verdi. O kaderine boyun eğmiş, yorgun bir adam izlenimi uyandırdı. Generale göre Saddam, yerel saatle 21.15'te bodrum katından çıkarıldı. Kısa bir süre sonra dünya genelinde eski güçlü Irak lideri olan yorgun, dağınık ve pis yaşlı adamı inceleyen bir Amerikalı doktorun görüntüleri yayınlandı. Bununla birlikte Saddam'ın tutuklanmasıyla ilgili hikaye karışıktır. Saddam'ın 13 Aralık'ta değil 12 Aralık'ta yakalandığı ve Tikrit'teki özel bir evin ikinci katından ateş açarak karşı koymaya çalıştığı ve bu sırada bir Amerikan piyadesini öldürdüğü versiyonu vardır. Amerika'nın resmi verilerine göre 12 Aralık günü Irak'ta iki Amerikan askeri öldü. Biri Bağdat'ta, diğeri Ramadi'de.
Amerikalıların umutlarına rağmen Irak'ta yaptıkları eylemler tek bir şekilde algılanmadı. Kürtlerden tam destek buldular. Şiilerden oldukça ılımlı bir destek aldılar. Ama Sünniler tarafından tamamen reddedildiler. Sünniler geleneksel olarak Irak'taki egemen konumlarından mahrum bırakıldıklarını anladılar ve Irak'ın bağımsızlığını yeniden kazanma sloganıyla kitlesel silahlı bir hareket başlattılar. Saddam Hüseyin'e şu suçlamalar yöneltilmiştir. 1987-1988 yıllarında Kürt soykırımı, Kerkük'te saldırıda havan topları kullanımı, 1991 yılında Şii ve Kürt isyanlarını bastırma, 1982 yılında Şii köyü Düceil'de kitlesel katliam, Iraklı Kürt Sünni mültecilerin zorla sınır dışı edilmesi, 1988 yılında Halepçe'de Kürtlere karşı kimyasal silah kullanımı, 1983 yılında Barzani Kürt klanının 8000 temsilcisinin idamı, 1990 yılında Kuveyt'e saldırı, tanınmış dini liderlerin idamı, tanınmış siyasi liderlerin idamı, dini hareketlere karşı suçlar, siyasi partilere karşı suçlar, seküler toplumsal hareketlere karşı suçlar. 1991'den sonra Irak'ın güneyinde barajlar, kanallar ve bentler inşa etme çalışmaları sonucunda Mezopotamya bataklıklarının kurumasına ve bu bölgenin tuzlu bir çöl haline dönüşmesine yol açma. Saddam Hüseyin diğer esirlerle aynı şartlarda tutuldu. Düzenli bir şekilde besleniyor, uyuyor ve ibadet ediyordu. Her gün Kur'an okuyordu. Vaktinin çoğunu hücresinde geçirdi. Ara sıra hapishane avlusunda dolaştırıldı. Eski lider kendi kaderine dair yakınmadı. Ancak insanca muamele görmek istedi. Hücresinde sadece bir yatak ve kitaplarla dolu bir masa vardı. Gözetmenlerinin izniyle hücresinin duvarına oğulları Uday ve Kusay'ın portrelerini astı. Yanına da hapishane yönetimi Başkan Bush'un portresini astı. Saddam'ı gözetleyen ABD ordusu çavuşu Jonathan Rees, Saddam'ın hapishanedeki yaşamı hakkında şunları paylaştı. Onu avluya çıkarıyorduk. Açık havada Saddam ailesinin gönderdiği puroyu içerdi. Sonra duş alır ve kahvaltı yapardı. Bize verilen yemekleri yemesine izin veriyorlardı. Pirinç, tavuk, balık ama domuz eti vermiyorlardı. Saddam en çok çipsi severdi. İstediği kadar yiyebilirdi. Saddam'ın sağlığına dikkat edilmesi için 1,5 yıl boyunca görevlendirilmiş olan ABD ordusu çavuşu Robert Ellis de Irak liderinin hapishane yaşamı hakkında şunları anlattı. O okurdu, yazı yazardı. Ama bunları yapmak için sadece 45 dakika izni vardı. Arka avluda dolaşmasına izin verirlerdi. Orada küçük bir bahçe vardı. Doğruyu söylemek gerekirse sadece yabani otlar vardı. Ama yine de Saddam onları düzenli bir şekilde sulardı. Genellikle kızını düşünüyordu ve neredeyse hiç ölen oğulları hakkında konuşmuyordu. Sadece bir keresinde onları çok özlediğini söyledi. Ocak 2008'de Saddam'ın sorgulanmasına atanmış olan FBI ajanı George Pirro, Amerikan televizyon kanalı CBS'te Saddam'ın hapishane koşulları ve sorguları hakkında konuştu. Saddam'ı daha açık sözlü yapmak ve öfkelendirmek için Pirro, Saddam'a Iraklıların heykellerini devirdiği video kayıtlarını gösterirdi. Bu Saddam'a büyük acı veriyordu, ekrana bakmamaya çalışırdı ve çok sinirlenirdi. FBI ajanı Saddam'ın yüzünün kızardığını, sesinin değiştiğini ve gözlerinin nefretle parladığını söyledi. Saddam'ın hiçbir zaman dublörü olmadığını belirten Pirro, Irak'ın Kuveyt'e saldırısıyla ilgili teorilerden birini doğruladı. Bu teoriye göre Hüseyin, Kuveyt emirinin Iraklı kadınları fahişe yapma tehdidine karşı Iraklı kadınların onurunu korumak için Kuveyt'e saldırmıştı. 2 ay sonra Iraklı liderin hapishane koşullarını ve yaşamını CNN ekibine gösteren ABD Deniz Piyadeleri Tümgenerali Doug Stone, Saddam'ın hücresini ve onun notlarından alıntıları sergiledi.
Saddam'ın esir tutulduğu hücre penceresiz, gri zeminli ve bej duvarlı küçük bir odacıktı. General Irak liderinin son saatlerinden bahsederken, onun idam edileceği gün olduğu haberini aldığında hiçbir heyecan belirtisi göstermediğini belirtti. Saddam kızına iletmeleri için isteğini yazdı. Irak ve kendi halkı için kendini kurban eden bir asker olarak temiz bir vicdanla Allah'la buluşacağı yolculuğa çıktığını ifade etti. Son notlarında Saddam, insanların gerçekleri, insanlar tarafından çarpıtılmış halleri değil, olduğu gibi görmeleri gerektiğine dair sorumluluk hissettiğini yazdı. Eski Irak lideri şiirlerinde kişiliğinin felsefi yönünü gösteriyor. Saddam hapishanede silah seslerini ve patlamaları işittiğinde şunları yazdı. Geceler gün batımından sonra daha karanlık ama duman ve koku şehri doldurdu. Sen nefes alamazsın şehrin gökyüzü altında. Günler gecelere dönüştü. Yıldız yok, ay yok. Sadece inilti var her yerde. Başka bir şiirinde Saddam vatandaşlarına değişmeleri için sesleniyor. Sevgili milletim, nefreti bırakın. Öfke giysilerinizi çıkarın ve onları nefret okyanusuna atın. Allah sizi kurtaracak ve siz yeni bir hayata tertemiz bir sayfayla başlayacaksınız. Saf bir kalple. Aralık 2006 tarihinde Bağdat saatine göre sabah 6'da Müslümanların Kurban Bayramı'nın başlamasından sadece birkaç dakika önce Saddam Hüseyin asılarak idam edildi. Siyah bir pardösü giymiş olarak idam yerine doğru yürüdü ve başına takılacak olan başlığı reddetti. Son sözleri kelime-i şehadet oldu. Wael el-Sallami adlı bir Iraklının bir forumda yayınladığı yazı. Ben bir Irak vatandaşıyım ve İran-Irak Savaşı sona erdiğinde ancak 4 aylıktım. 3 yaşında 1. Körfez Savaşı'ndan sağ çıktım ve sonraki 12 yıl ekonomik yaptırımlardan sağ çıktım. 15 yaşında 2. Körfez Savaşı'na tanık oldum ve gençlik yıllarımı onun sonuçlarıyla uğraşarak geçirdim. Söylemeye gerek yok, ilk yıllarımı Saddam'ın en kötü günlerinde geçirdim. Yani Amerika'nın sevgili müttefiki olmaktan çıkıp yeminli düşmanına dönüştüğü zaman. Ama o zamanlar gerçekten güvenli miydi? Amerika gerçekten yardım mı etti? Yoksa 2003'ten önce daha mı kötüydü? Şahsen tüm bu soruların yanlış olduğunu düşünüyorum ve işte nedeni. Irak komşusu İran ile 8 yıllık bir savaş yaşamış olmasına rağmen 70'ler ve 80'ler boyunca zengin bir ülkeydi. Saddam Hüseyin'i İran'a saldırıp işgal etmesi için Batı'nın kışkırttığı, çoğunluğun kabul ettiği bir düşüncedir. Irak'la İran'ın savaşının başladığı 1980 yılında bir durgunluk kaydedildi. Ardından 1982'de başlayan ve ABD'nin Irak'a çok açık mali ve siyasi desteğiyle aynı zamana denk gelen istikrarlı bir toparlanma geldi. Savaştan çekildikten sonra Irak'ın hasarlı altyapısını yeniden inşa etmek için çok fazla sermayeye ihtiyacı vardı. Ancak Kuveyt, Irak ekonomisine zarar vermek için başarılı bir girişimle petrol fiyatlarını düşürdü. Saddam birkaç kez Kuveyt ile müzakere etmeye çalıştı, ancak boşuna. Kuveyt geri adım atmadı. Bu yüzden Kuveyt'i geri almaya karar verdi. Çünkü tarihsel olarak Kuveyt, Irak'ın bir parçasıydı. Ve Saddam bu gerçeği kana susamışlığını tatmin etmek için kullandı. Sonuçlar nüfusu Irak'ınkinden çok daha küçük bir ülke olan Kuveyt için yıkıcı oldu. Kuveyt'in yardım çağrısına cevaben ABD Irak'a saldırdı ve Irak ABD'nin askeri gücüne karşı kendini savunamadı. Ancak Amerikan birlikleri onu yakalamadan ve her şeye son vermeden geri çekildi. ABD daha sonra Irak'a ekonomik yaptırımlar uygulamaya çalıştı ve böylece Iraklıları yavaş bir ölüme mahkum etti. Bu sırada Saddam kendine lüks saraylar inşa etmeye devam etti. O zamanlar iki erkek ve küçük bir kızdan oluşan bir aileydik.
Eski bir memur ve yüksek lisans öğrencisi olan babam 8.000 dinar, tam zamanlı bir okul öğretmeni olan annem 3.000 dinar alıyordu. Ailenin toplam geliri olan bu 11.000 dinar 6 dolar ediyordu. Diğer memurların çoğu da benzer aylıklar alıyorlardı. Bunlar hayatımın açık ara en kötü yıllarıydı ve inanın bana pek çok berbat şey yaşadım. 90'ların sonunda işler daha iyi görünmeye başladı. Saddam sonunu hissediyordu ve gelir ve altyapıyı biraz iyileştirmeye çalıştı. Hatta uydu TV ve kablosuz cep telefonlarının kontrollü bir versiyonunu sunmaya çalıştı. Ama ne yazık ki 2003'te Amerika yine vurdu. Bu sefer sivil kayıplardan kaçınmaya çalışmadan direkt Saddam'ı ortadan kaldırmak niyetiyle. Buradaki bir diğer önemli fark da Iraklıların artık ülkelerini korumayı umursamamalarıydı. Amerikan birlikleri ülkeyi devralana kadar öylece oturdular. Bu ve buna benzer bütün soruların yanlış olmasının nedeni budur. Herhangi bir Amerikan müdahalesinden önce Irak daha güvenli ve daha zengindi. Irak'ı yaşanması bu kadar korkunç bir yer haline getiren şey Amerikalılar, Saddam'a verdikleri destek ve ardından ona karşı savaşları ve yaptırımlarıydı. O halde Iraklıların kendi yaşam tarzlarından bıkmış olmaları sürpriz olmamalıydı. Öyle ki oturdular ve Amerika'nın onları kendi yaptıklarından kurtarmasını izlediler. Ve bu, dostum, modern tarihin en ikiyüzlü eylemidir. Ayrıca savaş durumu iyileştirmek için çok az şey yaptı. Aksine genel durumu daha da kötüleştirdi. Iraklılar kötü koşullarda mutlu bir şekilde yaşamak yerine bir şekilde zengin oldular. Ancak tüm kişisel güvenlik önlemlerini kaybettiler. Önceleri korkacakları tek bir tiran vardıysa şimdi yüzlercesi var. Eskiden onları koruyan sessizlik bile artık yardımcı olmuyor. İnsanlar yanlış dinin mensubu oldukları, yanlış yerde doğmuş olmaları ve hatta yanlış ismi seçtikleri için öldüler. 2006, 1991 ve 2003'ün toplamından daha kötüydü. Milisler sokakları ele geçirdi ve kaos ortamı oluştu. 2007'den sonra şiddet patlamaları daha ılımlı hale geldi. Ailemin yaşadığı Babil, yaşamak için giderek daha güvenli bir yer haline geldi. Bağdat ve diğer birkaç şehir hala savaşıyordu ve durumu istikrara kavuşturmak uzun sürdü. Yine de zaman zaman şurada burada rastgele intihar saldırıları ve adam kaçırma olayları oluyor. Ailemin geliri 2003'ten beri önemli ölçüde arttı ve artık rahat yaşıyorlar. Yine de kardeşim 1, ben 4 araba patlamasından sağ kurtuldum. Dolayısıyla Irak 2003 yılına kadar Sünnilerin çoğu için çok güvenliydi. Ancak mensubiyetlerine bağlı olarak Şiilere ve Kürtlere düşmandı. 2003'ten sonra Sünniler ezilen bir azınlık haline geldi ve Şiiler merkezi hükümetin kontrolünü ele geçirdi. Bununla birlikte Şiiler hala El-Kaide ve şimdi de IŞİD gibi Sünni tehditlere karşı savaşıyorlardı. Kürtler bunca zaman çok istikrarlı bir bölgesel hükümet kurdular. San Francisco hakkında söyledikleri gibi, oradaki havayı beğenmediysen 10 dakika bekle. Böylesine ikili bir atmosferde kimin büyük tehlikede, kimin avantajlı olduğu sorusunun cevabı sürekli değişti. Öyleyse sırada ne olduğunu görmek istiyorsanız, bu sefer kimin şanslı olduğunu bilmek istiyorsanız 10 dakika bekleyin. Saddam Hüseyin hakkındaki değerlendirmeler kişilerin politik görüşlerine, dini inançlarına, tarihsel olaylara ve bağlamına göre değişebilir. Saddam Hüseyin'in liderliği döneminde Irak'ta bir dizi insan hakları ihlali, zulüm ve siyasi baskı yaşandığı bir gerçektir. 1980'lerde Kürtler ve Şiiler gibi gruplara yönelik acımasız saldırılar gerçekleşmiştir. Irak-İran Savaşı ve 1991 Körfez Savaşı gibi olaylar da büyük insan kayıplarına neden olmuş ve ülkede geniş çapta tahribata yol açmıştır. Bu nedenle Saddam Hüseyin'in yönetimi altında yaşananlar genellikle uluslararası toplumda ve insan hakları örgütleri tarafından eleştirilmiştir. Onun yönetimi altında yaşanan zorbalık ve baskılar onu kötü bir lider olarak değerlendiren birçok insan tarafından kuvvetli bir şekilde kınanmıştır. Ancak bazı insanlar Saddam Hüseyin'in dönemindeki sosyal istikrarı ve ülkenin belli bir düzeydeki modernizasyonunu öne sürerek onun dönemindeki bazı olumlu yönleri de vurgulamışlardır. Bu tür değerlendirmeler genellikle çok azınlıkta kalmakta ve çoğunlukla eleştiriyle karşılanmaktadır.
Saddam Hüseyin'in hayatı, bir milletin ve aynı zamanda dünyanın tarihine damga vurmuş bir hikaye. Bu hikaye bir liderin yükselişi ve çöküşü eşliğinde bir milletin dramını anlatıyor. Çünkü milletler seçimlerinin, onların seçtiği liderler ise güç sarhoşluğu veya adaletsizliğin karşılığını er geç alırlar. Liderlerin güçlenme ve tek otorite olma arzusu her zaman halkların acı çekmesine neden olmuştur. Onun trajik hikayesi, insanlığın tarih boyunca bir türlü öğrenemediği bu dersi bir kez daha düşünme fırsatı veriyor.